Kızım kendine gel kızım. Kızım bir şey mi yuttun? Kızım söylesene, ne yedin de böyle çocuk bu hale geldi? Yuttum, bir şey yedirmedim. Muhallebi yiyorduk, birden öksürmeye başladı. Anlamadım ki nereden hastane! Uşağım! Uşağım fıstık! Yer fıstığı! Yer fıstığı! İğne, uzat onu. Gel, gel. Ne fıstığından mı böyle oldu abla? Alerjisi var burada. Uşağım sana demedim. Ah, keşke ben diyeydim, ben diyeydim. Masal, masal. Masal geçecek ablacığım. Geçecek ablacığım. Çekil ha. Geçecek ablacığım, bak. Kızım acımayacak, derin nefes al. Acımadı değil mi? Ha? Bak. Derin nefes al. Aferin benim kızıma. Geçti mi? Ha? İyi misin? Dik dur. Dik dur başını, dik dur. Nefes al. Hadi kızım nefes al. Nefes al. İyisin değil mi? Geçti, aferin benim kızıma. Aferin benim prensesime. Özür dilerim Masal, kız bilmeden oldu. Böyle bir sorumsuzluğu nasıl yaparsın? Bilemedim. Poşetin içinde fıstığı görünce muhallebiye yakışır diye koyuverdim ben de, ne bileyim. Onlar benim. Alışveriş ettim, eve götürecektim. Özür dilerim, düşünemedim. Böyle bir şeyin özrü mü olur? Masal'ın normal çocuklara baktığın gibi bakamazsın. Bu sorumsuzluğun bedelini ödeyeceksin. Ölseydi, hiç düşündün mü o zaman ne olurdu? Ben sana bu listeyi dikkatle oku diye verdim. Bak madde 14 ne yazıyor? Alerji. Masaların fıstığın her çeşidinde alerjisi var. Hızlıca okurken dikkatimden kaçmış. Dikkatsizliğin Masal'ın hayatına mal olabilirdi. Belki sana oyun gibi geliyor ama ben bunu eğlence olsun diye yazmadım. Anladın mı? Anladım. Bu yaptığım benim açımdan affedilecek bir şey değil. Ama Masal, Masal sana tepki veriyor. Eğer seni kovmuyorsam tek sebebi Masal. Hırsızlık yapan birisini bakıcı olarak eve aldım. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun? Masal'ın sizin için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Masal'a iyi geliyorsun diye buradasın. Eğer Masal olmasaydı şu an başka şeyler konuşurduk. Olman gereken yerde olurdun. Anladın mı? Anladın mı dedim? Anladım.